Özel Ordu Ada Onkolojinin sunduğu yeni gün devam ediyor. Reklamların ardından yeni gün kaldığı yerden devam ediyor efendim. Türkiye sandık yarışına hızla ilerlerken seçimlerin nabzını da tutmaya devam ediyoruz. Stüdyomuzda bu bölümde önemli bir isim misafirimiz. Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili aday adayı Sayın Cengiz Okur bizlerle birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun efendim. Nasılsınız diyelim öncelikle? Ee, teşekkür ederim. Sağ olun. İyiyiz. Tatlı ee, bir yarış içerisine evet, girdiniz. Evet güzel bir e, yarış başladı. İnşallah hı hı. E, önce ilimize sonra da ülkemize hayırlı olur her şey çok güzel olacak. Evet, vali e, Türkiye'nin belki de en rekabeti bol seçimlerinden biri olacak. Yine rakip tanımayan bir cumhur ittifakı var ve evet. bu kez oldukça iddialı olan bir millet ittifakı var. Merakla bekliyor ülkede sandıktan çıkacak sonucu. Aynen. Efendim bizler sizi tanıyoruz aslında. Ordunun yakınen, kamuoyunun ta yakınen tanıdığı bir isimsiniz ama belki ekranlar aracılığıyla ilk kez sizi görenler vardır. Evet. Biraz sizi tanıyarak klasiktir ama böyle başlayalım sohbete. Evet, e, öncelikle teşekkür ediyorum. Eee davetiniz için. Bizleri izleyen tüm izleyicilerimize de günaydın, iyi günler dilemek istiyorum. Ramazan ayının içindeyiz. insanlar ibadetlerini yapıyorlar, oruçlarını tutuyorlar. Allah kabul etsin. Sağlıklı ve mutlu bir şekilde inşallah bayrama ulaşırız. Amin. Evet, ben klasik bir değişle dediğiniz gibi, ama aday adayı Cengiz Okur kim? Hı hı. E, o şekilde başlamak evet. isterim eğer müsaade ederseniz. Tabii ki. Ben bu şehirde doğdum, bu şehirde büyüdüm. Üniversite eğitimini aldıktan sonra tekrar şehrime geri döndüm. Ve bu şehirde hem ticaret yaptım, hem siyaset yaptım. Bu şehirde kazandım, bu şehirde harcadım. Ve bu şehirde halen daha yaşıyorum. Ve çok mutluyum burada ordulu olmaktan, bu şehirde yaşamaktan mutlu bir arkadaşınızım. Geçmiş dönemde dediğim gibi hem ticaret hem de siyaset yapmış bir insanım. Özellikle siyaset hayatında çok başarılı bir ekibin içinde yer aldım. Güzel projeler gerçekleştirdik bu ekibimizle beraber. Ordu'da sembol olan projeler yaptık biz. Ee, doğru projeler yaptık. İnsanların halen daha konuştuğu doğru işler hı hı. yaptık. Dolayısıyla Cengiz Okur ee, ekip ruhunu önemseyen, e, siyasetin e, iyi yapılmasını, düzgün yapılmasını, halk yararına yapılmasını e, önceleyen bir arkadaşınız, bir kardeşiniz. Ben siyasette özellikle dilin e, çok önemli olduğunu e, düşünüyorum. Dilimizi mutlaka çünkü bizi takip eden insanlar var. Evet. Ee, bizi e, e, rol model alan insanlar var. E, dilimizin daha berrak ve temiz, gönlümüzün geniş olması lazım. Evet. E, vallahi bu dönem özellikle Ordular'ın da beklediği, e, sizin bahsettiğiniz gibi hani e, CV'de buna bakılıyor herhalde evet. bu seçimde. Ordu'da doğmuş, Ordu'da yaşamış, Ordu'da ticaretini yapmış ve seçim bittikten sonra da Ordu'da kalacak isimleri görmek istiyor Ordu artık listelerde. Her partinin listesi için beklenti evet. bu yönde seçmende. Bu manada avantajlıyım diyor musunuz? Yaptığımız evet. işler arkamızda <laughs> ve hep sahadayız diyerek. Şimdi hem siyasi Hı -hı. arenada yaptığımız ekiple ekip çek yaptığımız işler orta yerde tabii ki. Hem de ticaret olarak gerçekten bu şehre iyi hizmetler ettiğimi düşünüyorum. Halen daha da etmeye devam Hı -hı. ediyorum edeceğim ömrümüz Hı -hı. olduğu sürece de. Evet ben belki o tarife e, uyan e, birkaç insandan birisiyim şu anda. Hı hı. Öyle gözüküyor. Evet. Yani öyle bir e, kamuoyunda da sizin de ifade ettiğiniz gibi kamuoyunda da böyle bir şey oluştu. E, özellikle meslek odaları ve sivil toplum e, kuruluşları tarafından. E, belki ilerleyen zamanlar ilerleyen süreçte bunu daha açık e, ifade Direkt, ederiz ama. Evet. Hakikaten çok önemli. Yani ordulu olmak e, ve ordu siyaseti yapmak çok önemli. Evet, Şehri bilmeden belki de Ankara'da çok güçlü de temsil edemeyiz. Mantığıyla bakıyoruz belki yani de artık bu, bilmiyoruz ama. Buradaki sorunları iyi bilmek lazım. Evet. Burada halk ne istiyor? Halk neyi yaşıyor? Ve e, ne istiyor? E, gerçek e, sorunlar ne? Ve bunun çözümü ne? Nasıl sağlayabilirizi Ancak burada yaşayarak, o insanlara <laughs> dokunarak, o insanlardan aldığınız elektrik ve enerjiyle Yukarıya yansıtırsanız çok daha başarılı olursunuz. Evet. Çok daha istediğinizi koparabilir, alabilirsiniz. Onun için bunu çok hatlı ve doğru bir yöntem olarak görüyorum. Evet. Ayrıca da. Peki sizin bu manada farkınız ne olacak? Ordu için hayalleriniz neler diyelim? Neleri yapmak istiyorsunuz? Hani derler ya neden milletvekili olmak istiyorsunuz? Evet. E, neden milletvekili olmak istiyorum? E, dediğim gibi geçmişte bu şehirde hani sembol olabilecek hı hı. çok güzel projeler yaptık. Bakın Bugün bir teleferik 2010 yılında biz hizmete açtık. Halen daha sembol, bir hizmet ve en çok konuşulan hizmetlerden, hizmetlerden bir tanesi. Bunun yanında biz görevde olduğumuz süre içinde Avrupa Birliği ile Türkiye'de belki de rakamsal olarak en büyük ve en ciddi hibe programını orduya getirdik. Yaklaşık 25 milyon euroluk bir hibe programını evet. Avrupa Birliği'nden hibe programını aldık. Ve bu ordunun altyapısıyla ilgili içme suyuyla, kanalizasyonuyla, atık suyuyla ve <laughs> yağmur suyuyla ilgili çok önemli e, projeler gerçekleştirdik. Bakın biz Türkiye'de çok nadir olan mavi bayrağı getirdik orduya. Evet. Mavi bayraklı plajımız oldu bizim orada. Sonra sürdürülemedi, mavi bayrak iptal oldu diye biliyorum ama şimdi bütün bunları yapmış bir ekibin içinde oldum ben. Bundan dolayı da çok gururluyum. Bundan sonra ne yapacağım, ordu için ne yapacağım? Bir kere hepimizin ortak sevdası ordu. Ordu gerçekten potansiyeli olan bir il. Bakıyorsunuz doğal güzelliği müthiş, evet. ee, insanlar geldiklerinde hayran kalıyorlar ve dikkat edin bakın orduya bir şekliyle memur ya da herhangi bir şekilde gelen insanların çoğu orduda mesken ediniyorlar ve emekliliklerini ve hayatlarının sonuna kadar da orduda kalıyorlar. Çünkü orada hakikaten çok güzel bir şehir, çok yaşanacak bir şehir. Hı hı. Bir dönem biliyorsunuz bir sloganımız vardı evet. ordu geçilecek değil yaşanacak, yaşanacak bir şehir, şehir diye. diye. Bu çok doğru bir slogan ama bunun altını doldurmamız lazım. Orduya çok doğru projeler yapmamız lazım. Bir kere orduyu öncelikle bir kimliklendirmemiz lazım. Ordu ne şehri? Orduyu ne olarak anacağız? Şimdi bir çocuk doğarken veya doğduğunda çocuğa bir isim koyuyoruz. Evet. Bugün ordu'nun ismi ne olacak? Ordu'nun ismi ne? Yani ordu bir sanayi şehri mi? Ordu bir turizm şehri mi? Ordu bir e, tarım şehri mi? Ne diyeceğiz? Yani böyle bir kimliklendirme yapmak istersek ne diyeceğiz? Dolayısıyla bununla ilgili bütün tarafların, hı hı. bütün paydaşların masada olduğu, herkesin ortak bir akılla ortaya koyduğu doğru fikri etrafında buluşacağız ve Ordu'ya bir öncelikle bir Kimlik marka kazandıracağız. Evet. Şimdi Ordu'nun çok kıymetli bir ürünü var bir kere. Fındık. Altın Değeri. değerinde bir ürün hakikaten milli ve çok yerli bir ürün fındık. E bir kere bu fındığın e, bir istikrara kavuşması lazım. Özellikle fiyatla ilgili. Özellikle vatandaşın fındığını e, ne zaman, ne kadar ve nasıl satacağıyla ilgili politikaların belli olması lazım. Bununla ilgili de çok hamasi şeyler konuşmaya gerek yok. Bunu e, politik bir e, malzeme haline getirmeye gerek yok. Ben şöyle inanıyorum. Bütün bileşenleri, fındıkla ilgili üretici, üretici birlikleri, ziraat odaları, e, bu işin ticaretini yapan e, tüccar dediğimiz e, insanlarımız, firmalar, e, ihracatçısı evet. ve sanayicisi. Hepsi bir araya gelecekler ve ortak bir politika oluşturulup, e, fındık çok, çünkü çok spekülasyona açık bir ürün. Bu ortak politikayla beraber e, fındığı hak ettiği değere getireceğiz. Belki çok daha katma değerli bir ürün haline getirip çok daha ciddi çok daha büyük gelir Çünkü biz fındıktan e, örnek olarak veriyorum 1 lira kazanıyorsak bunun sanayisini yapıp e, 20 liraya e, 20 lira e, kar elde, elde edilebiliyor kazanılabiliyor. Dolayısıyla daha kıymetli hale getirmemiz lazım çünkü gerçekten çok kıymetli bir ürün. Ve biliyorsunuz Türkiye'de ortalama yıllık, 750-800 bin ton rekoltenin olduğunu evet. düşünürsek ve Ordu'nun da yaklaşık 170-200 bin ton rekoltesi olduğunu düşünürsek yani fındığın %25'i Ordu'da Ordu üretiliyor. üretiliyor ve kaliteli fındık üretiliyor. üretiliyor. E tabi bununla ilgili genele bakacak olursak yani genelde ne yapabiliriz? Tabi fındık ekim dikim alanlarının bir planlanması lazım. Yani Türkiye'de her şeyden önce bir planlama lazım. Bu fındıkla ilgili hı -hı. lazım, bu insan kaynağı ile ilgili Tarımla lazım. Tarımla diyelim hatta yani. Tarım, Genel bütün itibaren, tarım ile ilgili lazım, hayvancılıkla ilgili lazım. Ne, nerede, ne kadar üretilecek? Hı -hı. Bunun bir planlaması yap yapılması lazım. Ve dolayısıyla Türkiye'de yeniden planlama teşkilatının e, o eskiden olduğu gibi planlama teşkilatının Türkiye'de yerini alması lazım. Tekrar Ordu'ya dönecek olursak, Ordu projeleriyle ilgili Ordu bir turizm kenti olabilir. Hı hı. Ordu'nun çok ciddi bir pro turizm, turizm potansiyeli, potansiyeli var. var. Bakın mesela bizim bir çambaşımız var. Biliyorsunuz son dönemlerde e, kayak tesisiyle ilgili e, önemli de turist alıyor. E, kayakla ilgili. Belki de dünyada e, denize bu kadar yakın bir kayak tesisi başka bir yerde yoktur. Ama e, ulaşımla ilgili ama konaklamayla ilgili ama tesisin işte yetmezliği ya da yeterliliği ile ilgili sorunlar sıkıntılar var. Mı? Sorunlar var, sıkıntılar var. Bu zamana kadar getirilmiş, yapılmış, meydana çıkarılmış işler var. Yapanlara ayrıca da teşekkür ediyorum. Ama bundan sonra bunu daha popüler hale getirip bütün Türkiye'de ve dünyada ciddi bir kayak tesisi, marka tesisi haline getirip buradan çok önemli turizm geliri elde edebilir ve şehrimizi bir turizm şehri yapabiliriz. Bununla beraber e, biliyorsunuz e, Aybastı Perşembe eylemimiz var. Evet. Müthiş bir manzara. E, bunun yanında Gölköy'de Ulu Göl var. Milli Park ilan edilmiş, Tabiat Park ilan edilmiş ama e, o kadarla kalmış. E, i̇şte yol problemi var, ulaşım problemi var gibi gibi birçok problem var. Tanıtım problemi var. Şelalelerimiz var. Hı hı. Bakın bir dönem biliyorsunuz... Özellikle valilik bu konuyla çok ilgilenmişti. O dönemin Sayın yani Valisi, evet, <laughs> çok ilgilenmişti. Bu bunların tekrar yeniden bir bütünlük içinde ve tarafları bir araya getirerek aynı masanın etrafında buluşarak tüm bileşenleriyle ve siyasetin tüm renkleriyle. Bakın bu çok önemli. Evet. Yani sadece bir siyasi parti ya da iktidar partisi değil, iktidarıyla muhalefetiyle Tüm siyasi bileşenlerle ve tüm şehirle beraber bir araya gelip, e, birlik görüntüsü verip e, bu işi başarmamız lazım. Bakın ben e, bir anekdot, yani çocukluğumla Tabii. ilgili bir şey anlatmak isterim. İşte ben e, işte 70'li yıllardan bahsediyorum, e, tek kanallı e, televizyonun olduğu yıllardan bahsediyorum. Benim çocukluk yıllarım. Haberlerden sonra e, hava durumu vardı sunulurdu hı hı. televizyonda ben de çocuğum merak ederdim orada bugün hava nasıl, nasıl diye olurdu? halbuki dışarıda hava Görünüyor. belli malum hı hı. ama çocukluk işte yani evet. televizyon veriyor ya ee, Karadeniz bölgesine gelince hava durumu ee, Samsun'u ve Trabzon'u söylerdi orduyu söylemezdi genelde de böyle haftada ya bir defa söylerdi ya 15 günde bir defa söylerdi ve her defasında da hayıflanırdım. ya bugün gene orduyu söylemediler diye Söyle. çocukluk aklımla evet. öyle düşünürdüm. Bakın bu orduyla ve ordunun, ordu ve Giresun'un Trabzon'la Samsun'un arasına sıkışmışlığını gidermemiz lazım. Bugün hava durumunda orduyu veriyor mu vermiyor mu çok açıkçası da bilmiyorum, takip evet, etmiyorum TRT ama. Evet, terse dışında çok verilmiyor. Bu sıkışmışlığın giderilmesi lazım. Bütün hizmetlerde, bütün Hı. yapılan işlerde önce Trabzon ya da önce Samsun değil en az onlar kadar ve daha fazlasını bizim ordu olarak almamız lazım bu hizmetleri bu şehre getirmemiz lazım. Çünkü bizim halkımız bu hizmetleri fazlasıyla hak ediyor. Diye Peki başarılabilir mi bu? Çünkü ordunun da önemli eksikliği bu diyoruz. Aynı masa etrafında bir türlü buluşamayışımız ve bu sıkışık tablodan kurtulamayışımız. Bakın Meltem Hanım, benim bir hayat felsefem var ve ben bunu çok sık kullanıyorum. Bizim karakterimiz, sosyolojik yapımız aslında folklorumuza yansımış. Biz... Ee, bir eğlenceye gittiğimizde ya da bir düğünde karşı, kar, geçip karşılama oynuyoruz. Ee, ve birbirimizin ayağına da bakarak oynuyoruz onu. Hani evet. e, Halbuki bizim artık bu e, bireysellikten kurtulup, kol kola girip Hı. halay çekmemiz, horon tepmemiz lazım. Omuz omuza vermemiz lazım. Birliği ve beraberliği sağlamamız lazım. Eğer böyle olursak, bu görüntüyü verirsek, inanın hem siyaset kurumlarına karşı Kazanmış oluruz, siyasette kazanmış oluruz, hem bürokraside kazanmış oluruz. Ve istediğimiz projeyi, istediğimiz doğru projeleri, çünkü bizim halkımız her şeyin en iyisine layık ve hak ediyor. Ve biz bunu birlik ve beraberlik içinde alabiliriz. Bakın ben e, saha çalışmalarında meslek kuruluşlarına çok önem veriyorum. Ve olabildiğince tüm ilçelerde olan meslek kuruluşlarını ziyaret etmeye çalışıyorum. Daha henüz aday adayıyım. Yani adaylaşıp adaylaşmayacağımız belli değil. Biliyorsunuz 9 Nisan'a kadar bir süreç yaşayacağız. Evet. Ama ben <laughs> buna çok önem veriyorum. Ee, sahada özellikle sivil toplum örgütlerini, dernekleri ve e, bu tarz meslek odalarını çok önemsiyorum ve ziyaret ediyorum. Onlarla çok güzel sohbetler gerçekleştiriyoruz ordu üzerine ve düşüncelerimiz inanın e, aynı. Birlik ve beraberlikten Hı -hı. geçiyor. Bölgecilikten kurtulmamız lazım. Siyasi ayrışmışlıktan arınmamız lazım. Bakın, gene örnek vereceğim. Trabzonlu hemşerilerim lütfen alınmasınlar, gücenmesinler ama bir gerçeği dile getiriyorum. Konu Trabzon olunca geri kalan her şey teferruat oluyor. Evet, ne diyorlar? Bizim için her yer Trabzon diyorlar. Bizim için de her yer ordu olmalı. Konu orduysa, konu bu vatansa gerisi teferruat olmalı kesinlikle öyle. Peki sahada meslek odaları ziyaretleri devam ediyor, parti teşkilatları ziyaretleri Hı -hı. devam ediyor. Evet. Seçmenle de buluşuyorsunuz. Evet. Seçmende durum ne? Nasıl tepkilerle karşılaşıyorsunuz? Ee, açıkçası e, ben yaklaşık bir aydır, Hı -hı. E, belki geçkin süredir, e, özellikle işte ilçe örgütlerimizden başlayarak e, zaman zaman işte <laughs> dediğim gibi meslek örgütleri, sivil toplum örgütleri ve vatandaşımızla bir araya gelmeye çalışıyorum. Hı hı. E, tabii güzel anekdotlar oluyor. E, vatandaşın işte beklentisi olan, e, sorusu olan, sorunu olan <laughs> insanlara dokundukça, temas ettikçe mutlaka e, diyaloglar gelişiyor. E, şu anda hani böyle çok e, açıkçası çok da böyle bir seçim havası Yoksa, daha henüz oluşmadı. Işte. Böyle evet. bir heyecan yok. Sanıyorum liderler, Cumhurbaşkanı adaylarımız sahaya çıktıklarında daha fazla işte bu miting programları hı hı. başladığında biraz da Ramazan'ın vermiş olduğu bir böyle rehavet var gibi. Çünkü ben sabah programlarını 11'den önce yapamıyorum. Evet. Vatandaşımız çünkü gelmemiş oluyor. Ramazan biliyorsunuz insanlar evet. genelde geç geliyorlar. Ama bir ilgi var. Hı hı. Bir alaka var. Vatandaşın önemli sorunları var Meltem Hanım. Yani Bakmayın siz, şu anda bir takım palyatif çözümlerle mevcut iktidar olayı götürmeye çalışıyor. Ekonomik sıkıntılar var, sosyal sıkıntılar var. Biliyorsunuz bu konuya değinmedik ama değinmeden de geçemeyeceğim. Bir deprem felaketi yaşadık. Evet. Allah bir daha yaşatmasın. Amin. Oradaki hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına ve ülkeye başsağlığı diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Ee, bu yaraları biz saracağız. Sonuçta millet olarak bu yaraları biz sarmak durumundayız. Ama e, bunu yaparken de tedbirlerimizi de almaya devam ediyoruz. Bakın e, daha geçenlerde bir e, konunun uzmanı e, İstanbul'da Yedid'in üzerinde büyüklükte bir depremden bahsediyor. <laughs> acil tedbir alınması gerektiğinden bahsediyor. Bu tedbirlerin alınması lazım bu travmaların, bu acıların yaşanmaması lazım. Allah korusun. İstanbul'da yaşanacak bir deprem. İstanbul diğer diğer yerler gibi değil. değil Bakın, evet. hem çok fazla insan yoğunluğu var, nüfus yoğunluğu çok fazla, daha dar bir alanda. Hem yani de ülke ekonomisinin merkezi. Lojistikten ekonomi merkezine, finans merkezine kadar, sanayiden ulaşıma kadar her şeyin merkezi olan bir yer. Allah korusun. Çok daha büyük, çok daha ciddi sorunlarla karşı karşıya kalabiliriz. Tabii bu depremin ülkeye getireceği ekonomik yükler var. Olacaktır. Türkiye büyük bir ülkedir. Güçlü bir ülkedir. Bunların altından hep beraber kalkarız. Bizim milletimiz necip bir millettir. Değerlerine sahip çıkar. Ülkesini seven, milletini seven insanlarız biz. Bu sorunların hepsini çözeriz. Ama bu ülkede öncelikle güveni tesis etmemiz lazım. Öncelikle adaleti tesis etmemiz lazım. Ve insanlarımızı mutlaka Rahata kavuşturmamız lazım. Teşekkür ediyoruz. Benim unuttuğum eklemek istedikleriniz varsa yavaş yavaş toparlayarak da veda etmiş olalım. Ben e, sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte bizi e, ağırladınız. E, özellikle artık yavaş yavaş seçim satım haline girdik. Evet. E, ısınmaya başladı. E, seçmenimizin saygı duyulu bir şekilde gidip mutlaka e, sandıkta tercihini Hı -hı. kullanması gerektiğini bunu yaparken mutlaka ülkenin geleceği, kendi çocukları başta olmak üzere tüm çocuklarımızın geleceğiyle ilgili sağlıklı bir kararı vermeleri gerektiğini onlara söyleyebilirim. Herkese iyi günler, mutlu günler diliyorum. İnşallah 15 Mayıs'ta güzel, güneşli bir bahar sabahına uyanacağız. Peki teşekkür ediyoruz efendim. Bugün de stüdyomuzda sabah saatlerinde misafirimiz Cengiz Okurdu Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili aday adayı olarak bizlerle birlikteydi. Yaklaşan seçim sürecini